Sertaç Murat Koç muhabir arkadaşımız karşımızda. Sertaç, Ece'nin yayının son dakikalarında bir kurtarma çalışmasından söz etmiştin. Galiba yine oradasın. Nedir son durum? Erdoğan Aktaş, o 3 kişi için, enkaz altındaki 3 kişi için canhıraş şekilde süren çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Yetkin Torlak da size çalışmanın yapıldığı alanı gösteriyor. Burada Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bina enkazında sabah 3'ü çocuk 5 kişi çıkarılmıştı Erdoğan Aktaş. Şimdi ise yaşadıkları belirlenen ve arama kurtarma ekiplerine ses veren 3 kişi için, ikisi kadın, 3 kişi için bir çalışma, hummalı bir çalışma yürütülüyor diyebiliriz. Ve burada şu anda ekipler bu depremzedelere, enkaz altındaki depremzedelere ulaşmak için iki ayrı yaşam koridoru oluşturmuş durumda ve adeta zamana karşı bir yarış yapılıyor burada ve canhıraş şekilde bir mücadele veriliyor. Bir arama kurtarma personeli açılan o koridorlardan birinde ve şu an depremzedeye doğru ilerlediğini görebiliyoruz Erdoğan Aktaş. Bu yayınımıza da yansıyor diye tahmin ediyorum. Kameraman arkadaşım Yetkin size aktarıyor. Ve an meselesi diyebiliriz. Burada ikisi kadın, 3 kişi, 3 depremzedeye ulaşılması an meselesi. Ekipler tabi burada teknik bir çalışma yürüttüler. Önce iki ayrı alanda yaşam koridoru, yaşam üçgeni olarak tabir edilen bir alan oluşturdular ve enkaz içerisinde sıkışan depremzedeye ulaşmak için, depremzedeye ulaşmak için zamana karşı yarışıyorlar. Ve artçı sarsıntılar da peşi sıra ardı ardına geliyor Erdoğan Aktaş. Ve ona rağmen tüm olasılıklara, binanın çökme ihtimalini de göz önünde bulunduruyorlar. Ancak yaşam hakkını yaşama döndürmek için, onları tekrar enkazın altından sağlıklı günlerine kavuşturmak için canhıraş şekilde bir mücadele veriyorlar diyebiliriz. Erdoğan Aktaş, burada bir de trajik bir durum var. Bu enkaz altındaki 3 kişinin hikayesini öğrendik. Yakınları burada keza. Onlar da sürekli enkazın içerisine ailesine moral vermek için, motivasyon da bulunmak için sürekli sesleniyorlar. Keza ekipler de öyle. Yine az kaldı, geliyoruz diyorlar. Buradaki 3 kişinin, Erdoğan Aktaş, Kayseri'de öğretmen olan kızlarını sabah yaşanan depremin ardından buraya almaya geldiklerini ve Kahramanmaraş merkezdeki öğretmen çocuklarını aldıktan sonra Kayseri'ye, yani memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları ve saat 13.24'te meydana gelen ikinci depremde Göksun'daki bu enkazın, o zaman tabii enkaz değildi, altındaki restoranda, lokantada yemek yedikleri ve depreme de tam o sırada yakalandıkları öğrendik buradaki yakınlarından. Yani ilk depremden kızlarını kurtarmak için Kayseri'den yola çıkmışlardı ve ikinci depreme yakalandılar. Ancak kızları kendini dışarı atarak kurtardığını söyleyebiliriz. Ancak anne babası ve bir yakınları o lokantanın altında, o enkazın altında kaldı 13.24'te meydana gelen ikinci depremden sonra diyebiliriz. Böyle de trajik bir hikayeyi buradan aktarmış olalım. Ve şu anda oluşturulan yaşam koridoruna iki arama kurtarma görevlisinin girdiğini görebiliyoruz. Yetkin size aktarıyor ve şu anda an meselesi diyebiliriz Erdoğan Aktaş. Öncelikle tabii oradaki depremzedelerden birinin bir tüpün altında kaldığı, yani tüpün üstüne binanın tamamının çökmesini, tavanın tamamının çökmesini önlediği ve burada bir dayanak noktası olduğunu gördüler ve o tüpün yanına destek noktaları kurarak orada bir koridor oluşturdular ve bu oluşturdukları koridordan şimdi o depremzedelerden birine ve onun hemen önündeki diğerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bir
Bir diğer depremzede ise onlardan biraz daha farklı bir noktada. Öncelikle bu iki depremzedeyi buradan kurtarıp ardından da diğer üçüncü depremzedeye ulaşmak için çalışmalarını yürüttüğünü anlatabiliriz Erdoğan Aktaş. Biraz önce belirttiğim gibi an meselesi olduğunun altını çizelim. Sizler de şu an görüyorsunuz. Arama kurtarma personeli kendi yaşamlarını hiçe sayarak adeta veya o adanmışlıkla diyebiliriz. Şu anda enkazın içerisinde oluşturdukları koridordan depremzedelere doğru ilerlemeye çalışıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Sertaç, ve araya gireyim seni biraz soluklandırayım. Hem de sen de çevreyi gözle, ben de bir tecrübemi aktarayım. Belki Hüseyin Hoca da beni destekler. Şöyle ki sende kalacağız çünkü o görüntüyü görmek istiyorum ben. Onlar canlı çıkacak. İzleyeceğiz hep birlikte. Özellikle uzmanlar sandviç şeklinde diye ifade ettikleri göçüklerin daha kolay arama kurtarmada kullanılabileceğini söylüyorlardı. Neden? Çünkü buradaki sevgili Sertaç, artçı depremler devam ettiği için yani sallantıdaki binaların altına girmek ya da tam çökmemiş binaların altına girmek kurtarma ekiplerini, itfaiye ekiplerini ve sağlık görevlilerini de ciddi zora sokuyor. Sertaç, şimdi gördüm tabii tam genel görüntüyü de göremedik. Senin anlattığın ve umutla beklediğimiz noktadaki o üç kişinin canlı çıkacağını umut ettiğimiz yerde de az önce tarif ettiğim şekilde bir görüntü oluşmuş. Yani bina katlar tam birbirine yapışmış gibi. Oradaki hayat boşluklarında kalanlar da kurtarılabiliyor. Dolayısıyla işin uzmanları yıllar önce ve çok defa maalesef yaşadığımız bu depremlerde gidip gördüğümde ve anlattıklarında işte senin de şimdi önünde beklediğin, Maraş'ta önünde beklediğin o restorandan kurtarılması beklenen insanlar da bu tarife uygun bir göçükte. O yüzden ben çok umutluyum. Soğuğa rağmen, bu kadar zaman geçmesine rağmen, ciddi sıkıntı olmasına rağmen, birçok noktadan kötü haber gelmesine rağmen ama Sertaç, senin bulunduğun noktada ben umutluyum. Eğer anlatacaklarım varsa ya da orada bir hareketlilik varsa lütfen sözü tekrar sana vereyim. Erdoğan Aktaş, senin de belirttiğin gibi inşallah biraz sonra, dakikalar sonra, hatta hemen olsun istiyoruz ama olmuyor, çalışmalar yürüyor. İnşallah o 3 depremzedenin, enkaz altında kalan depremzedenin buradan sağ salim şekilde kurtarıldığı bilgisini TV100 ekranlarından Türkiye'ye duyuracağız diyelim şimdilik ve çalışmaların sürdüğünü anlatarak sözü tekrar size bırakalım ama biz buradaki haber nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Erdoğan Aktaş. Peki Sertaç, biraz sonra tekrar geleceğiz. Koşullar zor, oradaki görevler için de zor, afetzedeler için zaten her şey zor. Hayat bundan sonra bambaşka olacak. Sizin için de zor ama tekrar döneceğiz.